şimdi otostopla Yalova. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Feribotuna geldim Gebze'den. Şimdi gideceğiz. Yalova abi. Evet. Gördüğünüz gibi saat 10 gibi 10.30 gibi oradan çıktım. 1 saate şu an Yalova şehrindeyim. Zor olmuyor mu? Öncelikle otostop çok kolay. Otostopta cidden yani yola çıktım şöyle yaptım. İlk araba durdu. İşe yarıyor. Otostopta hiç zorlanmadım. Yine adaya gittim mesela. Onun yolları çok dolan başlıydı ve sadece tek yol vardı ama yine de zor olmadı. Otostop konusunda sıkıntı yok. Benim şu an gezdiğim, yani bu gezginlik konusunda zorlandığım tek şey bir duş, surfing. Couchsurfing evlerinde kalarak halledeceğim. İki, çanta çok ağır. Çantanın ağırlığını hafifletmem lazım. Kış olduğu için işçiklerim var, eşofmanım var vesaire, onları çıkartacağım. Onun dışında bir sıkıntı yok. Ocağı çıkartabilirim belki. Hani yemek çok uğraşmıyorum. Yanıma bir şeyler alıyorum ama işe yarayabilir. Teknikler falan var, onları da elden çıkarmam lazım. Ya zamanla çanta daha da hafifleyecek. Dünya turu için eğer bir fon oluşursa, bu YouTube'da gelişirse veya sosyal medyayı da geliştirirsem bilekliğe de ihtiyacım kalmayacak. Çantam çok da hafif olacak. Belki ekipmanlarımı yenileyebilirim. Belki imkanım oluşabilir. Onun için göreceğiz. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Gayet mutluyum. Dediğim gibi çalamamak kötü. Onu da halledeceğim. Bir sıkıntı yok. Gayet hayat güzel. Gördüğünüz gibi şu manzara yani. Keyif. Başka hiçbir şey vermiyor bu. Şimdilik her şey okey. Bu kaçıncı şehrim? 6. şehrim. %8 tamamlandı. Biliyorum oğlum. Masaj koltuğundaydım. Biber gazımı düşürmüşüm. Adam dedi bu ne dedi. Biber gazı dedim. Dedi çıkar harita. Yok şaka. Neyse. Dedi ne için kullanıyorsun dedi. Sana ne diyemedim. Güvenlik için dedim, otostop için kullanıyorum dedi. Tamam biz çıkalım. Vamos. Biri bize at. Şu anda Yalova'nın iskeledi köfteci Yusuf'dan yemek yiyeceğim, kahvaltı yap. Aç hissetmiyorum kendimi ama yine de yemek yemem lazım yani, yemek ihtiyacı. Ya paralı deme tuvalet ya. 3 liram yok, bozum da yok. Yusuf'tayım. Belki bu video yıllar sonra karşımıza çıkar ve deriz ki lan ekonomi o zamanlar iyiymiş. Ya iyiymiş dediğim bu bile iyi haliymiş umarım öyle. Neyse 42 lira. Çift hamburger, patates, kolası da var yanında. 2 lira. İyi gibi. Tuzlayalım. Bol tuzlu. Buradan şimdi Yalova merkezi gideceğim. Zaten sürekli arabalar geliyor. Birçoğu Bursa'ya gidiyor. Yalova'ya gidiyor tarzı. Yalova'ya geçeceğim. Terse yürüyen ev. Pardon. Yürüyen eve gideceğim. Orada şehir merkezinde 2-3 şey var. Tam arada kamping alanı var. Oraya gideceğim. Kamp alanı. Kamp atmam büyük ihtimal. Yalova merkezi. Ya ama bakacağım. Kamp atarım ben. Bursa'ya geçmek edelim. Bakalım duruma göre. Son günlerden cuma sanırım. Bakacağım. Öpüyorum. Yalova iskelesinden çıktım, yemek yedim. Sonra Yalova'ya gideceğim. Yalova merkezde yürüyen evi göreceğim. Oradan Çınarcı'ya geçeceğim. Çınarcık'tan da Dermece Yaylası var sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Orada bugün kamp atacağım. Yarın Bursa'ya geçeceğim. Sadece plan bu. Buradan birini otostop çekerim. Biri alır herhalde Yalova'ya. Buradan Dermece Yaylası saat. Yakın yani yerler, çok uzak değil. O yüzden ya sorun yaşamayız. Çınarcık'ta dolaşırız. Evde dolaşırız falan. Sıkıntı olmaz. Hadi gidelim. Şu anda Yalova'dayım. Yani abi beni aldı şeyden, sınır diyesim geliyor ama sınır değil. Doğru mu gidiyorum acaba ya? Yalova böyle tam o Bursa'ya gidiyordu, beni yol kenarında bırak. Yürüyen köşe gidiyorum şimdi. Yürüyen köşkte, evet yakınımda 10 dakika yürüme mesafesi var. Yürüyen köşke gidiyorum. Yürüyen köşkte biraz vakit geçireceğim. Sonra Harca'ya gideceğim. Yalova'nın sahil kesimi. Orada duracağım. Daha sonra da Delmece Yaylası var. Tam Yalova ile Bursa'nın sınırının olduğu yer. Bugün orada konaklayacağım. Yine çadır atacağız falan. Daha sonra sonrasına bakarız. İşte orada birkaç bir yer daha var. Delmece Yaylası güzel duruyor. Hayvanlar, hayvanlar falan. Şimdi devam ediyoruz. Böyle bir manzarası var. Yalova zaten küçük bir yer. Burası askeriye mi? Şey mi bilmiyorum. Güzel gidiyor yani, yol hiç kalmadım, bir sıkıntı yaşamıyorum. Her şey gayet güzel. Biraz hızlı gittiğimi düşünenler var. Şöyle hızlı gittiğimi ben de farkındayım. Bugün cuma, 5. gün. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Gebze, Yalova. Yani şöyle benim her şehri ilçeleriyle beraber gezmem ne yazık ki mümkün değil. Çünkü benim şu kadar
81 ili dolaşmam gerekiyor. 81 ili dolaşacağım için bunu hani hızlı yapmam gerekiyor mecbur. Onun dışında Antalya Muğla taraflarında çok duracağım. Oralarda yazı geçirmek istiyorum ama Temmuz'u orada geçirmek istemiyorum çünkü çok sıcak. Şu an bile mesela sıcaklıyor. Çantama hani 35 derece 36 derecede çantayla yürümek gerçekten izdiham. Hani şu an okey yürünüyor. Hava arada bir esiyor ama yani kolay değil. Çok hava arada çanta taşımak, yük taşımak çünkü 1-2 deber çantam var gözüküyor mu bilmiyorum. 3 çanta taşıyorum. Hadi tişörtle taşıyacağım falan derken zor. Bunları halledeceğiz. Şimdi daha yeni başladığım için eklerim var, cemeliklerim var, şeylerim var. Hepsini zamanla halledeceğim. Dediğim gibi bugün kamp yapıyoruz. Bursa'da 2-3 gün geçiririm büyük ihtimal. Daha sonrasında Balıkesir'e, Çanakkale'ye, Balıkesir'de de kamp atacağım. Bir gün de orada dururum. Zaten şöyle bir şey. Her şehirde bir gün kalsam, tamam bir gün kalsam 81 il. Yani 80 gün yaklaşık 3 ay yapıyor. 3 ay. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos en kötü. Ağustos'un sonu Eylül'de benim turu bitirmem gerekiyor. Yani 3 ay olsa Temmuz 18 yapar. O yüzden hani 2-3 yerde kaldığımı düşünürsek anca yer. O yüzden kızmayın bana. Bağla değil mi? Köpekler falan çok havlıyor bana ya. Az önce bir tane Sivas Kangalı bana bir havladı. Bir altıma sıçtım. Ama köpekler böyle çantalıyım ya bir de. Havlıyorlar sürekli. Sizin biraz uzun oldu. Böyle. Evet be. İşte böyle devam ediyoruz. Yürüyen köşk. Biliyorum oğlum. Şöyle yalova sahil. Olabildiğince pis bir sahil. Şu ileride yürüyen köşk var. Şuranın da fotoğrafını çekelim. Yani hem Instagram yapıyoruz hem Instagram hem YouTube. Hem bunu da çekiyorum hem bunu da çekiyorum. Hangi biriyle çekeyim yani? Anlaşılması zor. Böyle yürüyen köşkte kalıyor. Tam bilmiyorum neresi olduğunu ama. Böyle gidiyoruz. Yürüyen köşkün tarihini orada anlatacağım. Zaten birçoğunuz buna hemfikirsiniz. Biliyorsunuz ama sıkmadan kısa işleyeceğim. Çünkü çoğunuz biliyor zaten. Ya böyle bu uzun uzadı ya bilgi değil de kısa bilgi ben vereceğim. Altyazı olarak da detaylı olarak paylaşacağım. Dinlemek isteyen olursa açıklama kısmında da uzun halini yazacağım. Dev hizmet daha bundan sonrası. Yani bu arada bu kadar video sonrasında ilk defa diyorum. Türkiye turuma, daha sonraki dünya turuma destek olmak isterseniz kanala abone olup bildirimleri de açabilirsiniz hayrınıza. Arkadaşlarınıza paylaşıp bu hayale destek olmak amaçlı ve ben olabildiğince elimden geldiğince size cevap veriyorum. Herkesin yapabileceğini göstermeye çalışıyorum. Bana da yardımcı olmuş olursunuz. Öpüyorum sizi. Öğrenci 2 lira. Nereden alıyoruz? Yürüyen köşke hoş geldin. Çantayı bırakabileceğim bir yer var mı? Sadece içeri gezeceğim. İçeri gezeceğim. Valla şöyle ağacın dibine falan da bırakabilirim. Önemli değil. Ya bırakırsınız da ne olur ne olmaz. Geçen kameralar. Bir rehber var mı şu an? Rehberlerimiz var ama yarım saatte gireceğim. Ayrıca saat 1.30'da girilecek. Kafeteryadan bilet almanız gerekiyor. Ha, tamam acele olayım. Girecek 1.30. Tamam. Nereye? Kafeteryaya da bırakabilirim. Tamamdır. Arkadaş gelecek. Biraz acele edin. Tamamdır. Şunu bırakacağım. İçeride çek. Tamam. Bilet alabilir miyim yürüyen köşk için? Umarım vakitim vardır ya. Uçak geçerli değil. O zaman yandık. Heh varmış. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teyze bana önce edecek ama içeridekim yasak. Ben ondan öğrendiğimi size aktarayım. Böyle kaçak koyacak çeken. Maske. Tamam. İçeride video çekimi yasak olduğu için çekemedim. Yürüyen köşk bu. Yani şöyle etkiliyor. Çünkü şurayı da bir göstereyim. Şimdi manzarası mükemmel. Yani içeride Atatürk'ün kullandığı şeyler var. Burası salon kısmı. Şurada bir resim var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu tablo. O tabloda oturduğu masa şu dördünden biri. İçtiği fincan da hemen şurada. Yani içerideki yaşayanların hepsi orijinal. Hepsi o zamandan kalma. Atatürk'ün yaşamış olduğu köşk burası. Manzarası da bu şekilde. İçeride zaman geçirmiş, yatmış, işte dinlenmiş. Bütün eşyaları o kullanmış ve hepsi şey hani bunda bile oturmuş olabilir. Atatürk 100 yıl önce bunda oturuyor olabilir. O yüzden hissiyatı çok garip. Burada bir tane fincan var. Siyah fincan görebiliyor musunuz bilmiyorum. O fincandan içmiş o kahveyi. Burası oturma yani salon, toplantı yapılan yermiş. Çok garip. Atatürk'ün bir balmumu heykeli de var bir tane odasında. Kendi dinlendiği odasında. Köşkte mutfak yok. Şuradaki tatlı olan şeyden yemek yapılıp bu tarafa getirilmiş. Ve bu köşkün yürümesini sağlayan çınar ağacı da bu. Aslında burada. Buradan bu tarafa yürütülüyor. 4 metre 80 santim kaydırılıyor. Mükemmel bir manzarası var. Mükemmel bir şeyi var.
Şu salonda bütün camlar kristal olduğu için hiçbir ses gelmiyor dışarıdan. Yani bu dalga sesleri, bu ıvır zıvır falan hiçbiri duyulmuyor. Burası üst katta yine bir şey alanı var. Yani mükemmel çünkü eşyalar eski ama Atatürk'ün kullanmış olduğu. Hani şöyle bir şey, 100 yıl önce o buradaydı ve burada bir şeyler yaşandı. O şeyi vardı, hani dokundu, etti, yürüdü. Buralarda bulundu. Burayı çok seviyormuş manzarasından dolayı ki 10 derece haklı manzarasını gördüğünüz gibi. Yani paşam biliyormuş ya, zevkine düşkün yani. Seviyormuş böyle şeyleri. Etkileyici yani, etkiledi beni diyebilirim. O yüzden mükemmel bir yer. Mutlaka gelin. Öğrenci 2 lira. Yani o yüzden gelinip görülmesi gereken bir yer. Atlayın gelin. Manzarası da mükemmel bu arada. Kalava da böyle. İşte o yürüyen köşkün ilerisinde sahilde. Hem bank hem de mangal yapabileceğiniz böyle. Küçük şömine mi denir? Mangallık mı? Ne denirse. Onlardan. Ben de çeşme oldum. Saçımı yıkadım. Saçın avantajı. Yıkıyorum. Kuruyor. Hava sıcak 20 derece falan. Yalova güzel. Bence havası güzel. Sessiz, sakin bir yer. Vakit geçirilebilmelik. Yaşanılır mı? Küçük şehir. Hani ama rahat yani. Çıt çıkmıyor. O yüzden rahat yok. Ben de sahiden yürüyeyim diye yolu uzattım. Otostopla gitmeyeyim dedim. 25 dakika yürüme yolu varmış. Öyle. Şimdi gideceğim zaten. Termal. Oradan da fiyat. Hep böyle şey. Otostop ilaki oluruz. İlaki bulunuyor. Köpek var. Bana... Biliyorum oğlum. Canın yanıyor. Deliriyorsun. Yeter lan. Öyle işte. Şimdi biraz kafamı da şuraya yazsın. Oh. Kendi kendime konuşup duruyorum işte. Ah. Oh. Şurada düdüğüm var. Böyle bir yer işte. Şu anda McDonald's'a geldim. Wi-Fi olduğu için. McFlurry aldım. Şimdi internete bağlanacağım. Videoları izleyeceğim. Sonra olmadı. Neyse işte böyle mekanda böyle gösteriyorum. Burası terminal. Girerken X-ray'e giriyorsunuz. Benim çantada da bıçak, ocak, neydi o, balta olduğu için geçmiyor. Çok esma, çok. Güvenlikçi abiye dedim abi, hani bende bu var, sorun olur mu? O da dedi, geç dedi, bir şey olmaz dedi. Beni şeyden geçirdi. Kıyak geçti bana yani. Yedeklememizi yapalım GoPro'yla. Sonra yola koyulalım. Yani çok video oldu çünkü. Ne olur ne olmaz. Şu arkamdaki araç, ha, onunla beraber termale gideceğim. Böyle bir sıkıntı var, termale gideceğim okey de. Dedi ki oradan dedi geçemezsin dedi. Tekrar dedi buraya gelmen gerek dedi. Anasını satayım, oradan bir daha geleceğim, oraya mı gideceğim? Ne saçma sapan iş. Oradan bir şekilde halledeceğiz, otostopla falan buluruz artık ya. Şansımıza bakalım. Maymuna benim diyorum abi işte, ne yapayım ya. Evet, geldik Atatürk. Bileyim mi? Ne çiftliği ya? Atatürk. Lan unuttum. Atatürk köşkü, köşkü. Heh. Lan mükemmel bir doğası var buranın ya. Yani biraz yarım saate falan geldim. Şeyde, minibüste. Ah, atam. Sen yat, sen kalk, ben yatam. Burası termal. Normalde su olması gerekiyor sanırım da. Şöyle bir çekeyim. Şöyle işte. Böyle. Şimdi bunu yürüyeceğim. Ya yokuş çıkacağız ya. Şu işletmeye ben şey yapsam bunları rehin versen çantamı. Bir soralım ya. Çantayla orası çıkılmaz. İşletme açık mı ki? Açık yazıyor. İtelim. Bal oğlum. Aynı açıktı ya. Mecbur çantayla çıkıyor. Birisi vardır herhalde. Tur mur var. Kesin var ya şu tur. Çantayı bir yere mi saklasam ya? Ama öyle de olmaz. Satayım bu yokuşu kim çıkacak ya? Tabii ki de ben. Atatürk köşkü. Şurası. Arada gözüken yer. Of öldüm vallahi ya. Şurada da tel var. Neyse gidelim bari. Ne yapalım? Şimdi geldik burası. Köşk. 5 liraya. 5 liraya şöyle bir bilet aldım. Burası giriş var mı? Buraya girdim. Löp diye ama. Şuradan geldim ben de. İçeri çekim var mı bilmiyorum. Soracağım şimdi. Duruma göre bakacağız. Şu çantayı da sırtıma tak. Vallahi benim çantayı da şuraya bıraktık. Şimdi galoş gireceğiz. Ondan sonra içeriye vızlayacağız. İçeride çekim yasak olduğu için çekemedim. Zaten şöyle bir kişi alıyorlar. Bir tane rehber var önünüzde. O anlatıyor. Siz de peşinizden gidiyorsunuz. O yüzden yani çakak diyorum. Kaçak bile çekemedim. Burası da çok güzel. İlk gittiğim yürüyen köşkten ziyade daha büyük. Daha güzel bir ortamı var ve yani burada da o eşyaların kullanılmış hissi. Daha önce Atatürk'ün orada yaşadığını vermiş olduğu his falan aşırı iyi. Eşyalar falan yine o dönemden kalma. Toplam bir yılını burada geçirmiş aralıklarla ama. Yine manevi kızları Sabiha Gökçen başta olmak üzere. Hepsinin odaları var, tuvaletler var, banyoları, Atatürk'ün kullandığı şeyler falan her şey var. Burada sinema kafe var. Bu neymiş? Şuraya giriliyor mu? Girilmiyor sanırım. Şöyle tatlı bir yer. Yani tatlı güzel, kesinlikle görmeniz gereken Atatürk'ün kullanmış olduğu eşyalar. Hatta bir tane bilardo şeyi vardı, masası vardı. Onun son padişahın kullanıldığı söyleniliyormuş. Yani Atatürk de kullanmış. O yüzden çok garip. Böyle sessiz sakin doğası var. Buranın gerçekten ilginç yani. Mutlaka gelip görmeniz gereken bir yer bence. Atatürk'ün
köşkü, kullandığı köşk. Gayet görülebilir bir yer. O yüzden tavsiye ediyorum. Gelin görün, ben de şimdi Instagram'a hikaye atacağım. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Kullanıcı adım Kekmundo orada da. Öpüyorum sizi. Tır köşkünden çıktım, dolandım biraz ama kayboldum. Bura böyle çok garip yer. Burada ne bir şey var ama şurada su akıyor. Atatürk Köşkü'nden böyle dolaştım. Ama nereye geldim? Ağır gelmeye başladı ya. Nereye gittiğimi de bilmiyorum yani. Oradan geldiysen buradan çıkarız herhalde. Arkadaş, bir sıcak bir soğuk. Ayarlayamıyoruz ki. Burada şifalı su mu, ayak suyu mu? Şey suları var. Uçmuş olabiliyorsun. Şifalı suyum sanırım. 40 lira diyor ya. Yani benim hiçbir şeyim yok, ekipmanım yok, onu geç. 40 lira duş tamamen koparmak için. Ne kadar şifalı olabilir? Nereden geldiğimi de bilmiyorum. Şimdi yaylaya gideceğim. Yaylaya kadar Çınarcı'ya inerim. Çınarcık'ta biraz takılırım sahilde. Sonra oradan ekipmanlarımı alırım. Yaylaya doğru kaçarım ama yani bura terk edilmiş gibi duruyor. Bu ne, tuvalet mi? Otopark mı? Tuvalet gibi duruyor. Tuvalet ama yani ölmüş. Köşeyi işelim. Aynı şey. Ama çok tuvaletim var. Bu da ben. Of! Oğlum var bir çanta, inanılmaz ağır oldu. Neyse ya, şimdi gidiyorum. Ben bir haritaya bakayım ondan sonra. Çadır. Onu ben sıktım ama şurası boş olduğu için. Şimdi o şeyden çıktım. Atatürk Orman Çiftliği'ne doğru yol var. Şu an ana yoldayım. Adam beni asun bıraktı buraya kadar. Dedi ki buradan rahat çekersin dedi. Ama bu işte şey sorun çıkartıyor. Yani bu çadır diye bir düşüyor benim de. Belimi ağrıtıyor. Şimdi onu ayarlayacağım. Hiç kimse yok gördüğünüz gibi. Yoldayım. Yollardayız. Her zaman yani Ekmundo abimiz. Bir tane kamyon gelse de beni kasasına alsa keşke ya. Sıcak da var ya. Çok iyi gider. Abi. Neyse ben şunu kapatayım. Şarjı yok zaten bunun. Şarjını ayarlayacağım. Sonra geleceğim. Çınarcık'a gideceğim. Çınarcık'tan yaylaya geçeceğim. Hadi bakalım. Saat kaç bilmiyorum. 6'ya doğru geliyor. Biliyorum oğlum. Burası böyle bir yer. O beni peşime bırakırsa buradan biraz yol var dediler. Yani Berkan'dan nasıl geliyor? Yürüyen. Sonra cima. Buradan bayağı yol vardı. Büyük ihtimalle şöpelerden birisi yayla. Ya buradan gideni bulmam lazım. Şu anda ben tek başımayım. Az önce iki araba geçeceğim. Onu otostop çekmeyi unuttum. Unuttum dedim ya. Çantalarla uğraşıyordum. Buraya çıkman zor. Çıkamazsın. Etme dediler. Yapma dediler. Falan dediler. Haklı olabilirler. Gayet hak veriyorum ama deneyeceğim. Yani şu an araba geçecekmiş gibi durmuyor en kötü. Ya şuraya atarız ne olacak yani. Şelale başlangıç noktası. Şelale var da onu görürüz. Köpeklerden nefret etmeye başladım. Niye havlıyorsunuz abi? En kötü şuraya atarım yani. Bir şey olmaz. Ev çok güzelmiş yalnız ya. Neyse işte. Buradan böyle gidiyoruz. Emice yaylasına. Ekranda görmüş olduğunuz gibi 40 dakikalık falan bir mesafe var. Onu halletmem lazım. Bakalım halledecek illa. Abi işte bu ya. İşte bu. Gel bakayım. Bacaklara bak. Ne oluyor lan? Ha? Abi. Ha tamam. Çek kardeşim çek. Eyvallah. Altıma sıçtım az önce gördünüz. Ya buradan nasıl geçeceğim ya? Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar.